Herkese merhaba, ben Nevzat. Arayüz kampanyasını anlattığımız bu podcast serisinin son bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu podcast bölümünde ise Arayüz kampanyasında gelecek planlarımız neler, neler yapmayı umuyoruz ve bunları yaparken neleri hedefliyoruz, bunlardan bahsedeceğiz. Bugün Bayram'la birlikteyiz. Hoş geldin Bayram. Herkese merhabalar, ben Bayram. Ben de Arayüz kampanyası gönüllüsüyüm. Yaklaşık 5 aydır Arayüz kampanyasının ilk kuruluşundan beri çalışmalarımıza devam ediyoruz bu kampanyayla. Bu podcast'te Arayüz kampanyası olarak neler hedefliyoruz, gelecek planlarımız neler, bunlar üzerinde tartışacağız. Evet, bu aslında bizim gitme metodu olarak yaptığımız şeyi biraz daha burada tekrar anlatmak gerekiyor. Biz sosyal içerikli bir kampanya olarak etkileşimi olabildiğince yüksek düzeyde tutmaya çalışıyoruz. Etkileşimi nasıl sağlıyoruz peki? İnternet sitemiz ve WhatsApp hattımız üzerinden sorunları topluyoruz ve bu sorunlar üzerine raporlama çalışmalarımızı ve faaliyetlerimizi ilerletiyoruz. Bu faaliyetlerimiz kapsamında işte bize bazı bir takım sorunlar geliyor takipçilerimiz tarafından. Takipçilerimiz hepsi genç olduğu için bunlar hep gençlerin problemlerine yönelik şeyler oluyor. Arayüz kampanyası olarak üzerinde duracağımız problemlerin en başında liseye geçiş sınavında öğrencilere çok fazla yük binmesi. Bu konuda bize mesaj gönderen çok fazla öğrenci oldu. Daha henüz 14-15 yaşında olmalarına rağmen çok fazla konuyla muhatap oluyorlar ve vakitlerinin neredeyse tamamını ders çalışarak geçirmek zorunda kalıyorlar. Sosyalleşmek için ya da kendilerini başka alanlarda geliştirmek için herhangi bir vakit bulamıyorlar. Bundan dolayı dert yanan öğrencilere çözüm önerileri sunduğumuz bir raporumuz gelecek ilerleyen zamanlarda. Yani bize gelen bir diğer bir problem ise gençlerin gelecek kaygısı duymaları ve bu gelecek kaygısını gidermek için psikolojik destek bulamamaları. Bununla ilgili de bir anket ve mülakat çalışmamız olacak. Sonrasında bunu raporlayacağız. İşte raporumuzda gençlerin psikolojik desteği neden bulamadıkları, bulsalar bile psikolojik destek konusunda bazı bir takım tabulara sahip olmaları konusunda değineceğiz. Toplumsal olarak şöyle bir problemimiz var. Psikolojik destek alan insanlara çok iyi gözle bakılmıyor maalesef. Bu tabuların yıkılması için neler yapılabilir? Bunların üzerinde çalışacağız. Değineceğimiz diğer bir başlık ise genç uyumlu şehirlerin azlığı konusu. İşte bu raporda da gençlerin kendilerini hem kişisel olarak hem de sosyokültürel olarak geliştirmek için ihtiyaç duyduğu olanaklara şehirlerin ne ölçüde sahip olduğu konusu. İşte örnek vermek gerekirse şehirlerin kütüphanelerinin ne kadar yeterli olduğu ya da sinemaların, tiyatro salonlarının ne ölçüde gençlerin ihtiyaçlarını karşıladığı konularına değineceğiz. Daha ön araştırmalarla başladığımız bir çalışma bu. Değineceğimiz diğer bir konu ise gençlerin sosyokültürel olarak kendilerini geliştirememesi konusu. İşte bu konu deyince de aklımıza şey geliyor, işte gençlerin yurt dışı göremeden mezun olması. Bundan şikayetçi olan çok fazla genç var. Bu konuda neler yapılabilir? Nasıl çözüm önerileri geliştirilebilir? Bunun hakkında bir rapor çalışması gerçekleştireceğiz. Evet. Genel olarak planlarımız bu şekilde. Şu an üzerinde çalıştığımız bir ekonomi raporu var. Gençlerin aldıkları bursların ne ölçüde yeterli olduğu konusuna bakıyoruz. Gençlerin ihtiyaçları neler? Bunlara değiniyoruz. Gençlerin aldıkları bursların adil olarak dağıtıldığını düşünüyorlar mı, düşünmüyorlar mı, bunlara yönelik çalışmalar yapıyoruz. Planlarımız bu şekilde. Ya aslında bunları şu an mesela biz böyle sayıyoruz ama burada önemli olan şey şu. Biz interaktif bir şekilde süreç işlettiğimiz için bizim internet sitemize ve WhatsApp ihbar hattımıza gelen sorunları biz sınıflandırıp bu sorunlar üstüne rapor çalışmaları yapmaya çalışıyoruz. Yani Bayram'ın burada saymış olduğu aslında başlıkların tamamı farklı kişiler tarafından bize bildirilmiş, farklı zamanlarda bildirilmiş sorunları teşkil ediyor. Bu sorunları biz sırasıyla mekanizmamızı uygulayarak aslında bir takım çözüm önerileri getirmeye çalışacağız. Çözüm önerileri getiremediğimiz noktalarda bunların daha görünür ve bilinir olması için raporlama çalışması, tapçık çalışması, bilgi notu çalışması ya da politika notu çalışması gibi içerikler üretip oluşturup bunları aslında kamuoyu oluşturabilmek için, gençlerin sorunu olduğuna dair bu konuda dikkat çekebilmek için yayınlamayı planlıyoruz ve hedefliyoruz diyebiliriz. Bu sorunların haricinde şu an öğrenci ekonomisi üstüne çalışıyoruz ve bu öğrenci ekonomisinde gençlerin aslında şu an aldığı desteklerin yetersizliğinden tutun da ihtiyaçlarının ne kadar olduğu ve bu ihtiyaçlara karşılayacak maddi desteğin aslında nasıl bir maddi destek olması gerektiğine dair çeşitli noktalarda içerikler üretiyoruz ve asıl hedefimiz tüm bunlar kapsamında, yani bu başlıklar kapsamında yapmaya çalıştığımız şey, gayemiz şu. Gençler maalesef sorun ve çözüm masalarında, sorunların dile getirildiği ve çözümlerin oluşturulduğu masalarda çok fazla yer edinemiyorlar. Çok fazla söz hakkı alamıyorlar. Bizim Arayüz kampanyası olarak hedefimiz bu masalarda daha çok gence yer verip bu masalarda daha çok gençlerin sorunlarını dile getirmek. Çünkü genç nüfusu Türkiye'de azımsanamayacak ölçüde çok yoğun ve yüksek. Bu genç nüfusuna karşılık götürülen hizmetler ve sorunlara çözüm önerisi üretmek noktasında aktif faaliyet gösteren kollar ve aslında imkanlar noktasında o kadar da yetkin bir durumda değiliz Türkiye olarak. Bu yüzden bunu ne kadar geliştirebilirsek, gençlerin sorunlarını ne kadar gündeme getirebilirsek, yarına dair büyüyecek sorunları bugünden ne kadar çok çözebilirsek ve bunlara dair ne kadar çok kamuoyu oluşturabilirsek
Bu bizim için bir kar olarak görüyoruz arayüz kampanyasında ve gönüllüler olarak gençler derken bizler de gençleriz ama yaşıtlarımızdan ve daha küçük ya da daha büyük olan genç sınıfına giren insanlardan sorunları toplayarak bu sorunları bir araya getirmeye, derlemeye çalışıyoruz ve bunlar için de çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz. Yani bugün burada saydığımız başlıklar aslında birçoğumuzun yaşadığı ya da birçoğumuzun yaşamış olduğu zamanında yaşamış olduğu sorunları dile getiriyor. Ya biz bunları daha fazla sıkıntı yaratmasın ve daha fazla insanı bu konuda mağdur etmesin, daha fazla genci bu konuda mağdur etmesin diye bu alanlarda bize bildirilen sorunlarda ne gibi çözüm önerileri üretilebilir? Ve bu alanlarda aslında neyi yanlış yapıyoruz ya da neyi doğru yapıyoruz? Gençler bu konuda ne düşünüyor? Gençlerin fikri bu konuda ne? Tüm bunları derli toplu hale getirmeye çalışıyoruz. Ve bu derli toplu hale getirme sürecinde de bunları en uygun formatlarda ortaya koymaya çalışıyoruz diyebiliriz aslında. Evet Nevzat, senin de dediğin gibi temsil masalarında gençlere çok fazla yer verilmiyor. Gençlere yer verilmediği için de gençlerin problemleri dile getirilmiyor. Bu problemler dile getirilmediği için de toplumsal olarak gündem maddesi olarak dikkate alınmıyor. Biz arayüz olarak neyi amaçlıyoruz diye soran olursa, biz gençlerin problemlerini toplumsal gündem haline getirmeyi amaçlıyoruz. Hem internet sitesi hem de çeşitli mecralar üstünden topladığımız sorunları bahsettiğimiz gibi mekanizmalardan geçirip aslında içeriklere dönüşüyoruz. Ve gerçekten siz eğer bir yerlerde bir şeylere etki edebilecek, karar alabilecek yerlerdeyseniz ve bu mekanizmaların içindeyseniz gençlerin daha fazla oralarda yer alması için siz de öncülük edebilirsiniz. Yani gerçekten dünyada buna yönelik artık hareketlenmeler ve hamleler olduğunu gözlemlemek mümkün. Yani çünkü artık ne siyaset ne de karar mekanizmaları o kadar ileri yaş almış insanlar tarafından yönlendirilmekten biraz daha çıkıyor. Yani biraz daha katılımcı hallere dönüşüyor ve artık o konunun muhatabı kimse, o konudan etkilenecek olan kimse onların o masalarda olmasını daha önceleyen sistemler artık görmeye başlıyoruz. Ve bizim de Türkiye olarak buna ayak uydurabilmemiz için gerçekten burası yegane güzel bir alan. Yani gençlerin bu kadar yoğun olduğu ve genç nüfusun bu kadar fazla olduğu bir ülkede, genç sorununun da bu kadar fazla olduğu bir ülkede sizler gençlere yerler açarak, yer vererek, onları dinleyerek, onların çözüm önerilerini dinleyerek ya da onların kendi sorun tespitlerini dinleyerek aslında oldukça değerli bir iş yapmış oluyorsunuz. Arayüz kampanyasına da bu noktada herhangi bir iletişim noktasında çağrıda bulunursanız, yani ben şu belediyede görevliyim, ben bu mahallenin muhtarıyım, ben şu bakanlıkta çalışıyorum ya da ben bu sivil toplum örgütünde görev alıyorum dediğiniz takdirde aslında biz sizinle iletişime geçip o noktada birlikte ne yapabiliriz? Orada gençlerin sözünü daha fazla nasıl, gençlere daha fazla nasıl ses olabiliriz? Gençlerin sözünü nasıl daha fazla temsil edebiliriz? Bunları tartışıyor oluruz. Ve sadece bunlar da değil. Bizim çözüm önerisini bulma noktalarımızda aslında hedeflediğimiz şey şu. O sorunu muhatap olan, o sorun üstünde çalışan kim varsa, akademisyeni, sivil toplum örgütü, genci, genç gönüllüsü, onların hepsiyle birlikte aslında biz bir süreç işletmek istiyoruz ve burada sorunlara birlikte çözüm önerisi bulmak istiyoruz. Yani siz yetkili bir merci olmayabilirsiniz ama bu podcast'i dinleyen ve diyecek bir şey olduğunu düşünen bir insan olabilirsiniz. Bir sivil toplum örgütü olabilirsiniz ya da bir öğrenci kulübü olabilirsiniz. Sizler de bizlerle iletişime geçerseniz, bize çağrıda bulunursanız biz sizlerle de birlikte bir şeyler yapmaya çalışırız. Buna çaba gösteririz. Evet, son olarak bize nasıl ulaşacağınızı soruyorsanız, öncelikle web sitemize girerek eğer bir sivil toplum örgütüyseniz bize paydaş olarak çok daha fazla kişiye ulaşmamıza katkı sağlayabilirsiniz ve böylece sizlerle beraber ortak çalışmalar da yürütmüş oluruz aynı zamanda. Eğer ki bir probleminiz varsa ve bunun dile getirilmesini istiyorsanız şikayet hattımızı kullanarak buradan bize probleminizi bildirebilirsiniz. Web sitemizin haricinde Instagram ve Twitter üzerinden de bizimle iletişim kurabilirsiniz. Instagram hesabımıza girmek için arayüz kampanyası yazmanız yeterlidir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugün bize vakit ayırdınız ve bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Aynı zamanda bu podcast serisini hazırlamamıza ve bize alan açarak bize yardımcı olduğu için Fatih Özcan'a da çok teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.